Burada yarım asırı aşkındır işgal rejimi İsrail'in Filistinli Müslümanlara göstermiş olduğu, uygulamış olduğu sınır tanımadıkları zulmü protesto etmek ve bu zulmü göz ardı etmediğimizi göstermek amacıyla bizlerin bir koalisyon olarak bir araya geldiği Özgürlük Filosu Koalisyonu'nun hali hazırda yola çıkma sürecindeyken burada fethin sembolü Ayasofya ve Sultanahmet Meydanı'nda bizler oturma eylemi başlattık ve bu eylem neticesinde Allah'ın izniyle Özgürlük Filosu Koalisyonumuz başarıya varıncaya dek, Gazze'ye gerekli insani yardım gidinceye dek bizler burada oturacak. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühellezine amenü ittakullaha hakka tuqatihi ve la temutun. İttakullaha hakka tuqatihi ve la temutun. İlla ve entüm müslimun. Yıllardır Filistin'de büyük zulümler yapan işgalci İsrail 7 Ekim sonrasındaki süreçte ise saldırılarını daha da artırdı. Gazze'de tam anlamıyla bir soykırım yapan işgalciler Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda en az 14 bini çocuk, 9 bini kadın olmak üzere 34 bin Filistinliyi şehit ederken 77 bin Filistinli ise yaraladı. İşgalciler Gazze'de insan haklarını ve savaş hukukunu hiçe sayarak çocuk, kadın, yaşlı ve sivil ayırt etmeksizin saldırılarını sürdürüyorlar. Hiçbir sınır gözetilmeksizin yapılan İsrail saldırıları sebebiyle şu an Gazze'de hiçbir yer güvenli değil. Camiler, hastaneler, okullar ve sivil yerleşim yerleri Siyonistlerin hedefinde. Beyaz bayrak açan siviller dahi üzerlerine ateş açılarak katlediliyor. İşgalciler kullanılması uluslararası sözleşmelerce yasaklanmış bombaları Gazze'ye yağdırmaya devam ediyorlar. İnsanlık tarihinde örneğine az rastlanır bir zulüm tüm dünyanın gözleri önünde yaşanmaya devam ediyor. Birleşmiş Milletler ve Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından alınan tüm uluslararası kararlara rağmen işgalci İsrail hukuk tanımıyor, saldırmaya ve işgale devam ediyor. Ne yazık ki dünyanın gözleri önünde yaşanan bu zulmü durduracak somut adımlar atılmıyor. Halkları işgalci İsrail'in zulümlerini yüz binlerce kişinin katıldığı eylemlerle protesto eden ABD ve Batı dünyası yaşanan zulümleri görmezden gelerek hala işgalcilere verdiği desteği sürdürmeye devam ediyor. Ne yazık, ne hazindir ki askeri, ekonomik ve siyasi anlamda büyük güçlere sahip olan İslam ülkeleri de üzerlerine düşen sorumlulukları yerine getirmiyorlar. İşgalci İsrail'in saldırıları bir kere daha gösterdi ki Siyonizm yalnızca Filistin için değil, başta Orta Doğu olmak üzere tüm dünya için büyük bir tehdittir.
Tarih çok zalim devletler gördü. Tarih boyunca zalim hiçbir devlet abad olamamıştır. Her biri er ya da geç işledikleri zulümlerin bedelini çok ağır bir şekilde ödedi ve nesillerin zulümlerini bir utanç olarak bıraktılar. Nesillerine zulümlerini bir utanç olarak bıraktılar. İsrail'de Allah'ın izniyle hedefine asla ulaşamayacak. Yıllardır Filistinlilerin topraklarını işgalci teröristler eliyle gasp eden İsrail, 7 Ekim'den bu yana Gazze'de uyguladığı soykırımla Filistinlileri vatanlarını terk etmeye zorluyor. Bugün burada İsrail'in zulmüne karşı çıkıyoruz. Türkiye'yi, uluslararası mekanizmaları ve herkesi harekete geçmeye ve İsrail'in attığı hukuksuz adımları ve işgali durdurmaya çağırıyoruz. 12 ülkeden sivil toplum kuruluşunun organize ettiği ve 100'e yakın ülkeden aktivistin katılacağı uluslararası özgürlük filosu birkaç güne kadar yola çıkacak inşallah. Filo ile Gazze'ye binlerce tonluk insani yardım malzemesi götüreceğiz. Aralarında gazetecilerin, sanatçıların, siyasetçilerin, doktorların ve aktivistlerin yer aldığı katılımcılar, Gazze'de yaşanan işgalci İsrail zulmüne karşı durmak ve ablukayı kırmak için yola çıkacaklar. Tüm insanlığa bu filonun amacına ulaşması için destek verme çağrısında bulunuyoruz. Son olarak herkese sesleniyor ve diyoruz ki tüm dünya halkları tepkisini açıkça göstermelidir. Bütün İslam ülkeleri ve halkları bir araya gelip tepkisini ortaya koymalıdır. İsrail hukuksuz işgal hareketi ve katlettiği insanlar için uluslararası hukuk önünde ve tüm dünyanın vicdanında hapsedilmelidir. Bizler Türkiye'nin sivil toplum kuruluşları olarak Kudüs, Mescid-i Aksa ve Filistin özgür oluncaya kadar işgalci İsrail'e karşı kararlı tavrımızı tüm gücümüzle sürdürmeye devam edeceğiz. Gazze'yi unutmadık. Allahümme ensuril İslam'e vel muslimin. Allahümme ensuril mücahidine fi Filistin.